Kapı bölümündeki vatandaşlardan rica ediyoruz. Yolu lütfen açalım. Lütfen yolu açalım görevli arkadaşlarımıza, kıymetli polislerimize. Destek olalım, yönlendirmelerine yardımcı olmanızı rica ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, İstanbul'un yüzünü güldüren başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda alanımızı teşrif ettiler. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, kıymetli İstanbullular. Şimdi huzurlarınıza davet edeceğimiz ilk isim Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik olacaklar. Buyurun Sayın Başkanım. Ve kıymetli alkışlarınızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve saygıdeğer eşi Sayın Dilek İmamoğlu geliyorlar. Teşekkürler, teşekkürler. Bir dakika. Tamam. Teşekkürler hepinize. Çok teşekkür ederim. Öncelikle şehrimizin mazbatası hayırlı uğurlu olsun. Elbette
İl Seçim Kurulu Başkanı heyetine teşekkür ederiz. Bugün bu süreç tamamlandı ve bu eşsiz şehrin, bu paha biçilmez emanetin, gerçekten hepimizin çok değer verdiği bu güzel şehrin sorumluluğunu bir kez daha üstlenme onuru ve gururunu yaşıyorum. Bu anlamda tabii ki en başta tüm hemşerilerimize, 16 milyon İstanbulluya yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi bugün tabii dün ne yazık ki çok talihsiz bir kaza yaşadık ve çok sayıda insanımızı kaybettik. Onun acısını yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Acı bir olay. İnşallah şehrimizde bu tür kazalar, bu tür kötü olayları hiç yaşamayız. Hayatımız hep güzelliklerle dolu olsun. Acılardan uzak, aynı zamanda afetlerden uzak ve bizim insanlarımızı üzen olaylardan uzak bir dönemi hep birlikte yaşarız. Ben İstanbulluların, 16 milyon İstanbulluların tabii ki 31 Mart'ı bir demokrasi bayramına dönüştürdüğünü de söylemek isterim. Hep birlikte bunu yaptınız. Demokratik tercihlerini bana oy vererek ya da vermeyerek ya da başka türlü tavırlarla hiç fark etmiyor. Çok değerli buluyorum bu süreçteki her türlü tavrı. Elbette yanımda olan, bu süreci destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ama başta sevgili eşime, çocuklarıma, anneme, babama, kardeşime, bütün yakınlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü onlar, başta eşim ve çocuklarım olmak üzere, en fazla ayrı kaldığımız ve sürecin belki en zor anlarını yaşayan insanlar oldular. Bu manada hem geçtiğimiz 5,5 yıla yakın zaman dilimi, hem bu süreçte, hem de inşallah Allah sağlık sıhhat verir ve önümüzdeki 5 yılda yine çok değerli bir süreci yaşıyor olacağız. Tabii yeni dönemde en önemli şey yine 16 milyon insanımızı eşit görerek ve yine halkın parasını halkın çıkarı için kullanarak bu şehrin çocukları mutlu olabilsinler diye, eşit koşullarda hayat hazırlanabilsinler diye, gençlerimiz gençliklerini doya doya yaşasınlar diye, geleceklerini bu şehirde görebilsinler diye çok çalışacağımı hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu şehrin annelerinin, babalarının,
Tamam, tamam, çıkaracağım. Söz. Söz. Evet. Tabii. Çıkaracağım. Söz. En son çıkaracağım. Milletvekillerim var. Onları davet edeceğim ve en son çıkaracağım. Şimdi daha çok bir araya geleceğiz, konuşacağız ama tekrar söyleyeyim. Gerçekten hani az önce dedim ya, bu şehrin annelerine, babalarının, işlerinin huzurlu olduğu bir dönemi var edeceğiz. Bu şehirde kimse kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesin diye çok çalışacağız. İstanbul'un meydanları, buluşma yerleri, parkları, sahillerinde her insanımız kardeşliği hissedecek. Özgürlüğü, mutluluğu, huzuru ve gerçekten bu şehirden keyif alacaklar. Göreceksiniz, daha iyilerini yapacağız. Önümüzdeki 5 yılda şehrimizin dünyadaki konumunu çok daha yüksek seviyelere hep birlikte taşıyacağız. Aktif ve öncü bir şehir olma niteliğini daha da ön planda tutup dünyaya örnek bir şehir haline getireceğiz. Uluslararası alanda bölgesine liderlik eden, iyi duygularda liderlik eden, demokraside liderlik eden, iyi yönetim anlayışında, dayanışmada, bilimde, teknolojide liderlik eden çok özel bir dünya kenti haline gelmeye ve daha da büyük bir noktaya taşımaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki İstanbul önüne koyduğu her hedefe ulaşabilecek bir potansiyele sahip. Tabii geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'un bu tam yol ileri sürecini dönem dönem yavaşlatan, engelleyen girişimlere maruz kaldık. Bunları biliyorsunuz. Umuyorum ve diliyorum ki milletimizin seçimleri, milletimizin tercihleri, ortaya koyulan sonuçla sağduyu aynı şekilde Ankara'da merkezi idarede bulunan yöneticilere, hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir mesaj olur. Ve bu işin bir masada oturmak zorunda olduğumuzun, birlikte düşünmemiz gerektiğimizin, birlikte hareket etmemizin milli bir tavır olduğunu ben buradan bütün yöneticilere iletiyorum. Tabii inşallah bu engelleme girişimleri bir daha olmaz. İnşallah buna son verirler. Hükümet ve belediye ilişkilerine, işbirliğine dayalı, saygılı ve özenli bir dönemi hep birlikte var ederiz. Temennim budur. Hem İstanbul hem ülkemiz bundan kazanır. Bu büyük bir kazanım olur. İstanbullular 31 Mart'ta bu talebi çok güçlü bir şekilde buradan bu mesajı verdi mi? Bu kadar net. Bu sesin Ankara'dan duyulacağına ve artık yanlış yaptıklarının, vatandaşla inatlaşmanın asla ve asla kendilerine de fayda vermediğinin farkına varırlar. O bakımdan biz önümüzdeki süreçte de göreceksiniz, icraat, hizmet ve yatırımla dolu çok yoğun bir dönemi devam ettireceğiz. Ve göreceksiniz daha çok metro, daha çok altyapı yatırımları, daha çok yeşil alan, daha çok kültür, sanat ve spor yatırımları, daha çok dayanışma, daha çok sosyal destek, daha çok tarihi yapıların restorasyonu, her alanda rekor düzeyde başardığımız işleri önümüzdeki dönemde çok daha fazlasını hepinizin huzurunda mazbataya aldıktan sonra bir kez daha vaat ediyoruz. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailemize teşekkür ediyoruz. 90 binin üzerinde çalışanımıza, yöneticilerimize, onların sorumluluk duyguları bizim için çok önemli ve önümüzdeki dönemde de onların çalışkanlıkları, bilgileri ve tecrübeleriyle birlikte geleceğe daha da umutla bakıyorum.
Bu anlamda onlara da başarılar diliyorum. İnşallah hem 5 yıla teşekkür hem de önümüzdeki 5 yılda çok daha fazla çalışacaklar. Buradan bu mesajı veriyorum. Ben her zaman biliyorsunuz kendimi 2019'dan bu yana kocaman İstanbul İttifakı'nın ve İstanbul halkının adayı olarak tarifledim. Siyasi partilerin çok daha ötesinde bir süreçte doğruluktan, iyilikten ve güzellikten yana milyonların kurduğu büyük bir vicdan ve haysiyet ittifakı olduğunu her yerde altını çizdim. Bunun içerisinde her siyasi görüşten, her renkten sesleri barındıran ve inanılmaz derecede keyifli, halkı kapsayan bir süreç. Ama tabii kendi rengini, kendi sesini üretmiş de büyük bir buluşmaya dönüştü bu İstanbul İttifakı. Allah'ın izniyle bunu daha da büyüteceğiz. Daha da büyüteceğiz. İstanbul'un özünün ve ruhunun ortaya çıkardığı bu ittifak ülkemize de iyi geliyor. Öyle değil mi? Her yerin ülkemizin o güzel bayrağının kırmızısıyla boyandığı zaman ne kadar güzel bir görüntü. Öyle değil mi? İşte ben buradan kendisini bu kıymetli İstanbul İttifakı'nın bir parçası gören her bireye yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Elbette bu güzel ittifakın öncü gücü ve enerji kaynağı olan ve her zaman içi kıpır kıpır insanlarla dolu İstanbul gönüllerine de teşekkür ediyorum. Tabii yüce gönüllü olmanın ne demek olduğunu her zaman gösterdiler. Ama şunu söylememiz lazım. Bütün bu mimariyi kuran ve bütün bu süreci başlatıp böylesi güzel ve erdemli bir zaman dilimiyle taçlandıran Cumhuriyet Halk Partisi ve siyasi yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. En başta Sayın Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Onun nezdinde bütün merkez yöneticilerini, milletvekillerini, bütün Türkiye'den bize destek sunan üyelerini ama özellikle İstanbul'da güçlü bir başarıyı ortaya koyan, her sandığa sahip çıkan ve güçlü bir başarının altına imza atan İstanbul örgütüne ve tabii ki değerli il başkanımız Özgür Çelik'e hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren İstanbullu hemşehrilerimin karşısına tabii ki ben 39 ilçe belediye başkanını arkadaşımla çıkacağım. Kim kazanırsa kazansın. Önemli olan 39 ilçe başkanının kazanmış olan ilçe başkanının hakkına saygı duymak. Vatandaşın tercihine saygı duymaktır. Bu yönüyle ben sandığa inanırım ve sandığa güvenirim. Sandık sonucu sizi yanıltmaz. Ama sandığın bir adaletsizliğe de uğramaması lazım. Bu kapsamda özellikle sandıkta görev alan sandık üyelerine, sandık görevlilerine, sandık sorumlularına, ilçe seçim kurullarına, özellikle avukatlarımıza, bilişim sorumlularımıza hepinizin huzurunda tek tek teşekkür ediyorum. Bu aşamadan sonra tabii ki bütün ilçe belediye başkanları, benim belediye başkan arkadaşım, bütün meclis üyeleri, özellikle büyükşehir meclis üyeleri, benim değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim, tabii şu anda arzu etmediğimiz ve kaygılandığımız bir takım hususlar, bir takım çifte standart kararlar alınıyor. Bunları ilgiyle ve titizlikle takip ediyorum. İstanbul'un bazı ilçelerindeki bir kısım sayımlar yapılıyor ama bazı ilçelerinde aynı biçimde yapılan itirazlar reddediliyor. Van'da yaşanan tam bir garabet.
tam bir garabet. Şimdi bütün bu hususları hassas ve titiz bir şekilde takip ediyorum. Ve bu konuda demokrasiden, haktan, hukuktan ve adaletten yana olmaktan bu kardeşiniz asla vazgeçmeyecek, onu söyleyeyim. Asla vazgeçmeyecek. Haksızlığa karşı durmayan, haksızlığı görüp de susan dilsiz şeytan olur. Bunu asla unutmayın. Sevgili dostlar, bana yapılınca haksızlık, başkasına yapılınca uzaktan seyretmek bu memleketin hiçbir insanla yakışmaz, hiçbir insanla. Ben Allah şahit, hak yemem, hakkımı yedirmem derken rakibim de olsa, hakkı yeniyorsa gidip onun elini ayağa kaldırmayan namerttir. Bu kadar net. Bu bağlamda yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı sonuna kadar mücadelenin de bir neferi olacağımı kimse unutmasın. Yani Ekrem İmamoğlu'nun işi seçim bitti, işim bitti değil. Benim işim yeni başlıyor, yeni. Bakın, buradan bir hatırlatma daha yapacağım. Şimdi, az önce haber aldım. Dedim bir daha sorun bakayım, belki değişmiştir. Mesela Tuzla'da, Beykoz'da süreç uzatıyorlar. Ya bir dünya fark var Tuzla'da. Bir sürü ihbarlar alıyoruz. Bir sürü ihbarlar. Yuğlamayın, dinleyin lütfen. Bir sürü ihbarlar alıyoruz. Bazı kişiler bu şehirde seçimden sonra kendi malı mülkü gibi gören bazı kişiler devretme erdemini bile gösteremez. Ne halt yiyeceklerini bilemeyiz. Bakın, buradan açık çağrı yapıyorum. Birilerinin kötü niyetlerine ekmeğine yağ sürmeyin. Tuzla'ya buradan mesaj veriyorum. Derhal arkadaşımın mazbatasını verin. Derhal. Başka ilçelerde de bazı gecikmeler görüyorum. Oy saydırmalar görüyorum. Oyalamalar görüyorum. Yarın saat 10.30'da Saraçhane'de çalışanlarımızla, değerli yetkili ve katılımcı arkadaşlarımla birlikte bazı açıklamalarım ve geniş mesajlarım olacak. Dolayısıyla umut ederim bu anlamsız, bu çifte standart uygulamaları Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Van'dan Hatay'a, Sinop'tan İstanbul'un herhangi bir ilçesine takip edeceğiz. Milletimiz adına adaletin savunucuları olmaya devam edeceğiz kardeşim. Benim memleketimin her insanının bu anlamdaki sürecini takip etme mecburiyetim var. İstanbul'un 16 milyon insanı adına belediye başkanlığı yapan bir insan, milletinin hak, hukuk, adalet noktasında da takipçisi olmak zorundadır. Dolayısıyla yarın sabaha kadar bekliyorum ama buradan söylüyorum, Tuzla ve diğer ilçelerimiz var, bekletiliyor. Yok efendim pazar günü, niye? Daha çok dosya mı gitsin diye, başka işlemler yapılsın diye mi? Verin adama görevini, verin, bir an önce verin. Üsküdar verildi mi? Üsküdar verin kardeşim, verin, niye bekliyorsunuz? Verin. Bir an önce verin. Hepsini verin. Verin, insanlarımız işine başlasın. Yaşasın demokrasi. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti bu memleketin değerleri. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada bizi bekleyen, görev alan emniyet güçlerimize, polislerimize teşekkür ediyorum. Gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Allah'ım beni size mahcup etmesin. Sağ olun, var olun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Yürekten katılıyoruz. Ve saygıdeğer İstanbulluları selamlamak üzere kıymetli başkanımızın yanına otobüsün üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Gökhan Günaydın'ı davet ediyoruz. Ve kıymetli milletvekillerimiz Sayın Bülent Tezcan, Sayın Fahri Özkan, Sayın Aliye Timiş Erseven, Sayın Özgür Yıldızlı, Sayın Eylem Ertuğrul, Sayın Ali Gökçek, Sayın Sibel Su İçmez, Sayın Nail Çiler, Sayın Muhip Kanko, Sayın Erdoğan Toprak ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız ve kıymetli milletvekilimiz Sayın Taşkın Özer'i davet ediyoruz. Çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclis üyelerimiz bizlerle birlikte ve bugün burada başarılı ilçelerimizin çok kıymetli belediye başkanları da burada. Değerli ilçe belediye başkanlarımızı da otobüsümüzün üzerine davet ediyoruz. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün bizlerle birlikte. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık Başkanımız bizlerle birlikte. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel bizlerle birlikte. Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın İnan Güney bizlerle birlikte. Hoş geldiniz başkanım. Şişli Belediye Başkanımız Sayın Resul Emrah Şahan Başkanımız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Kıymetli parti meclisi üyelerimiz de şu anda otobüsümüzün üzerinde yerlerini alıyorlar. İşte bu gördüğünüz muhteşem yönetimle aydınlık bir 5 yıl İstanbul'u ve Türkiye'yi bekliyor. Hepimize kutlu olsun, hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gençliğin Gücü İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız da bizlerle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz değerli yöneticilerimize.